İnşallah dönüşünde de şaşalı bir... Gururlu ve mutluyuz. Arda'yı kış oyun olimpiyatlarına gönderiyoruz. İkinci sporcumuz gidiyor. İnşallah Arda'dan madalya bekliyoruz ki madalyanın dışında Arda'nın çok farklı misyon özellikleri de var. Arda hem ülkemiz açısından hem de şehrimiz açısından gurur kaynağı. Gururlu olduğumuzu, bize gurur yaşattığını, şehrin bundan ilgili bütünleştiğini görüyoruz. İnanıyorum ki oyunlarda da Arda elinden gelen en üst düzeyde seviyesinde başarı göstererek Erzurum'a o madalyayı getirecek diye düşünüyorum. Onu da zaten en son yapılan şampiyonlarda yapmış olduğu başarılarla, yapmış olduğu final mücadeleleri gösterdi. Ben hem ailesini hem kendisini tebrik ediyorum. Olimpiyatlarda kendisine başarılar diliyorum. Hadi uçak kaçacak. Birazdan başlayalım. Birazdan başlayalım. Ne zaman alırsın? Tamam. Birazdan. Ne zaman alacaksınız? Yaklaşık olarak 10 dakika alalım. 10 dakika. Arda'nın ikinci olimpiyata gidişini çok büyük heyecanla ve gururla destekliyoruz. İleriki zamanda da ondan çok büyük başarılar. En başta bir madalya beklentimiz tabii ki de var. Her zaman vardı zaten. Zaten onun bu azmiyle ve başarılarıyla nakat etmesiyle bu da gerçekleşeceğine inanıyorum. Pardon, bu biz abi. Çok güzel Arda. Siz de abi. Arda gibi ha. Çok güzel. Yaklaşık 2009 yılından beri başladığım bu sporda kim derdi ki o başladığım zaman da Fatih Arda İpçioğlu ikinci defa kendi kodasıyla olimpiyatlara gidecek. 2018'de bu bizim için hayaldi. Gerçekten çok uzak bir olasılıktı. Çünkü dünyadan sadece 65 sporcu olimpiyatlara katılıyor kayakla atlamada. Şimdi ise ikinci defa gidiyorum. Yani bu demektir ki bu ülkenin kayakla atlamadan yiyeceği çok fazla meyvesi var. Gördüğünüz gibi bizden gelecek sonraki nesil daha iyi şekilde bizlerden, daha iyi yerlerde temsil edecek. Biz bir yere kadar taşıyabiliriz bayrağı. Daha sonrası onlar da. Bu konuda tabii ki Erzurum'un coğrafi olarak hem de tesisleşme olarak çok büyük bir önemi var bizim için. Bu yolda da antrenörlerimizle beraber gerçekten büyük yollar kat ettik. Yani bu kolay olmadı bizim için de. Özellikle bu sezon olimpiyat kotası kazanmak hiç kolay olmadı. Çünkü işte hem hastalığın başörtüsü vermesi hem de diğer problemlerle beraber... ama dediğim gibi 2018'den tecrübeliydim. Şimdi daha emin adımlarla gidiyorum. En başta Pekin'de dikkat edeceğimiz şeylerden birisi önemli olan sağlık. Daha sonrası da emeklerimizin karşılığını alma zamanı. Umut ediyorum ki benden sonra buralarda bu konuşmaları nice uçan Türkler yapacaktır. Çünkü biz şöyle söyleyeyim, isimler, lakaplar gelip geçici. Bizim yaptığımız her şey bayrak için bizler vesile olanlarız. Sadece elimizden geleni yapmaya gidiyoruz şu anda. Bu dediğiniz gibi bu sezon çok güzel bir sezon geçirdik. Hem işte 9 defa Dünya Kupası finali, onlardan birinde de Dünya Kupası puanı. Bu da tarihimizde ilk, bunlar da ilk. Yani şöyle söyleyeyim, bu sezona başlarken aslında ben antrenörümün bile benden beklemediği atlayışları yaptım. Performansı gösterdim. Çünkü kendime inandım. Sezon başında dediğim gibi çok zorluk yaşadık hem hastalıkla diğer problemlerden dolayı. Yani bu bizim için biraz çok uzak bir hedefti, olimpiyat kotası almak bile. Ama dediğim gibi tecrübeyle beraber, işte stratejik planla beraber şu anda olimpiyatlara gidiyorum. Mutluyum tabii ki, gururluyum kendi adıma, ülkem adıma. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, biz gerçekten büyük emekler sarf ettik bu yolda. Ülkemizde modern kayaklı atlama sporu yaklaşık 13-14 yıldır var ve bu 13-14 yıllık bir sporda ikinci defa kendi kotanızla olimpiyatlara gitmek, böyle bir örneği yok zaten dünyada kayaklı atlamada. Bakalım, dediğim gibi. Uçan. En iyi derecen neydi Arda? Bu sezonki en iyi derecem yazın 6. oldum Kıtalarası Kupası yarışmasında. Dünya Kupası yarışmasında da 28. bitirdim yarışmayı. Atlama mesafesi ne kadar? Atlama mesafesi olarak en uzun mesafem 129,5 metreydi. Large Hill dediğimiz büyük rampada. Aslında zaten olimpiyatlardan sonra da uçuş rampasına geçiyoruz. Bu da ilk defa uçuş rampasından atlayacağız.